Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e 1 milyon liralık ultra lüks makam aracı alınmasıyla başlayan tartışmalar devam ediyor. O makama yakışan, o makama layık olan bir şeyi Cumhurbaşkanlığı makamı olarak bizler bir jest olarak yapalım dedik. Tartışmalara Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de ilginç bir açıklamayla katıldı. Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil, çerez. Çerez parası değil. Bakan Şimşek ilk olarak Türkiye'de makam araçlarına ne kadar harcandığını açıkladı. Maliye Bakanı, makam araçlarının satın alma, kiralama, onarım gibi giderlerinin 3 milyarı aştığını belirtti. Bakın 2014 yılında Türkiye'deki bütün araçların satın alınması, kiralanması, alınması, kiralanması, bakımı, onarımı ve yakıtı 3.3 milyardır. Türkiye'nin bütçesi 473 milyar liradır. Binde 7'den bahsediyoruz. Makam araçlarına 3.3 milyar lira harcandığını açıklayan Maliye Bakanı Şimşek, bu rakamın Türkiye'nin bütçesinin yanında çerez parası bile olmadığını belirtti. Araç saltanatı diye ortalıkta bu işin istismarını yapanlar topu topuna genel müdür ve üstünden bahsediyor. Taş patası 2000 tane genel müdür var. Hadi 40 tane müsteşar ve 100 tane müsteşar yardımcısı olsun. Abartıyorum. 26 tane bakan. Bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil. Çerez. Çerez parası değil. Şimşek, makam araçları ile ilgili yapılan tartışmaları ise vizyonsuzluk olarak yorumladı. Bunların hepsini toplasanız Türkiye'nin milli gelirinde Türkiye'nin bütçesinde çerez parası değil. Çerez. Çerez parası değil. Binde 7'den bahsediyorsunuz. Bakın şu anda bütün siyaset indirgenmiş, binde 7'ye indirgenmiş. Niye? Çünkü vizyon yok. Program yok, proje yok. Kusura bakmayın, bunları söylemem lazım. Çünkü programları olsa, vizyonları olsa, projeleri olsa bunları konuşurlardı. Gelip burada yapılmış bir başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yerleşkesinden efendim araç konusuna bütün sermayeleri bu olmazdı.